Şaka yapıyorsun. Yani en son bayağı açmış. Açmayalım ama. Gel bakalım. Zaten başladık. Evet. Sırmadan uyu var mı? Yani zaman uyu var ama o kesin. İç dış parazitleri var. Evet, iç dış parazitleri. Yine Hapiprimab'da zorluklar yaşadık ve iyi yaptık. İstemedi. Hiçbir şey yok ki. Hiç çok duramayız herhalde. Tamam. Ama oraya da söyleyeyim. Hap çok sağlıklı olanı. Yani, sert kedilere biz istiyoruz ki evde yemeğin içinde bir şekilde onu yedirin. Eğer çok ayırma huyu yoksa size de bir tablet verin. 3 gün sonra siz de yutturun, olur mu? İğneye rağmen. Her şeyi yiyor zaten. Dostum merhaba. Nasılsın? Şaka yapıyorsun. Niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Yani. Ya birazcık kedilerin karakterleriyle de alakalı. Evet, hepsi birbirine yani, farklı gerçekten. Çok farklılar. Bazen o kadar özeniyoruz. Yeter ki sertleşmesinler, yeter ki dostluk kalsınlar diye. Bazen ona rağmen acayip düşmanlar ediniyoruz. Kediler bizim düşman oluyor yani. Belki sizinle alakalı değil ama işte veteriner. Olmuyor bazen. Bazen karakterleriyle alakalı olarak evet, başaramıyoruz. Ya bir de şey, ağız kokusu var burada ama. Yani daha önceki veteriner kendilerinin yaptığı bir sprey falan verdi ağzını sıkasını ama hiçbir çözüm olmadı açıkçası. Bakalım ona da şimdi. Bir de şey, bakışa bak Allah'ım yarabbim. İki kulağının arasındaki bölgede bir sürü minik minik yağ bezesi gibi böyle bir şeyler var, muayene edebilir misin? Kafa kısmında mı? Şu deri kısmında aynı. Tamam, ona da bakalım şu anda. Evet. Bak senin de anlarsın. Dostum, sana biraz yemek teklif etsem ne dersin bu işe? Aynen. Mutlu eder mi bu seni? Belki bulmaktan vazgeçer misin bana? İnanmıyorum şu yemeğin güzelliğine, bakar mısın ha şu tarafı Menel'cim? Evet. Bu çanta açılınca kızıyorsun. Ye o zaman. Hı? Yiyecek misin? Normal hayatta. Hayır demedim ama. Bayılıyor değil mi normalde? Zaten bir sakinleştirdi onu ama yine de olmadı. Evet şu an kafası çok karışık. Geri geri kaçıyoruz. Komple açalım çantayı. Hop. Hoş geldin. Hiçbir şey yok. Ama benim bir taneme bakar mısın? Ne kadar güzel şeyler. Seveyim mi bir kere? Hı? Seveyim mi bir kere? Edven mi alayım? Dön bakayım bana arkana. Okey. Tamam, sakinleş. Tamam, sakinleş. Seviyorum sadece, tamam. Seviyorum sadece yahu. Bir şey yapmıyorum ki. Evet. Sadece seviyorum. Mina edvenleri yakın. Tut çantaya al bakalım. Ay ne kadar güzel kedicikmiş bu ya. Oy. Çanta edvenleri var ya. Durmayacak bu. Bir bakayım. Aklımına muayene sadece. Bir şey yok ki bunda. Niye kızıyorsun? Bir şey yapmıyorum ki. Buna da bakayım. Yok yok. Öyle çığlık atacak bir şey yok. Tamam. Tamam. Dur şu kafana bakalım. İşte bir önceki. Burada mı? Evet. Hissediyorum şu anda. Burna falan gidiyor değil mi? Diğer kedicikler bir araya geldiğinde kavga etmiyorlar değil mi? Yani biraz artık etmiyordur, oynuyorlar sanki ama yani bir şey yok ki. Dostum, o tırnaklarını yerine sokar mısın? Vallahi bir şey yapmıyorum ya. Hiçbir şey yok. Benim hiçbir şey gözükmüyor ama hani evine tutunduğunuzda... Sen kokla biraz, kokla. Kokladıkça sakinleş. Birazcık bakıyorum bir tane. Bir şey yapmıyorum ki. Ne kadar zamandır var bu? Ya vallahi herhalde belki 3-4 aydır falan olabilir ama hani ben dedim muayenede falan bir gösterime belki çok önemli bir şey değildir. Yağ bezesi gibi bir şeydir dedim. Peki başka yerlerinde de oluyor mu? Yok hayır, başka hiçbir yerinde yok. Tamam sakin ol bir tane. Yok bir şey yok. Tamam, dur bakalım. Gözlerine bakalım bir. Bir şey yapmıyorum ki. Harikasın. Evet harikasın. Dur bakayım o güzel ağza bakayım bir kere. Ay ne kadar güzel ağzı varmış bu çocuğun ya. İstersen. Bakayım. Harikasın. Aferin sana be. Aferin sana be. Dişetlerin onlara gözüküyor. Bir de buna bakalım. Bakayım bir de buna bakayım. Çok akıllısın sen. Bakayım buna da.
dişlerinde geçmişte bir şeyler olmuş ama toparlanmış gibi duruyor. Yani hafiften kabarıklık varmış eskiden ama şu an iyileşme dönemine girmiş ve toparlıyor. Muhtemelen ondan kaynaklı koku yapmış olabilir. Ama değişik bir şey yok. Yani ağızdaki yara ondan kaynaklı olmaz. Genelde infeksiyon kaynaklı olur. Çok ayıp. Çok ayıp. Stetoskop düşmanı mısın sen? Tamam ben. Yok. Ellerim hareket etmiyor. Tamam. Al bakalım herhalde. Bitti bu kadar ki. Kızacak ne vardı sanki? Nasıl oldu sizce? Hani? Kilomuz güzel. Yani daha fazla almasın. Orası önemli. Sıkı bir çocuğuz yani. Ama daha fazla almasın. Durun. Bana geliyor. Ezirim atlayacak. Diğer taraflarımız güzel. Çok fazla bir problem gözükmüyor. Sadece şu başımızdaki problemler var. Onlar da çok uzun süredir devam ediyormuş. Ben ilk başta alerjik olabileceğini düşündüm. Küçük küçük böyle kabartılar var sivilce gibi. Birazcık izin verirse içinde ne var görmek istiyorum bakalım. İyisi güzel olur. Küçük küçük minik sivilceler yağ bezeleri gibi duruyor. Yani bunlar herhangi bir gıdaya verdiği tepki sonucu çıkmış olabilir. Siz olabildiğince buraları böyle kaşıyın. Tamam. Kendisi değil de siz kaşıyın. Yavaş yavaş. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Sonra duruma göre hareket edeceğiz neler olduğunu. Biraz şeyiz aç. Oburuz açıkçası. Yani mesela bizim yediğimiz her şey neredeyse. Siz onu birazcık daha şey yapmaya çalışın. Düzene sokmaya çalışın. Tamam bir tanem bitti. İğne olacaksın ve gideceksin tamam mı? Ve gözleri çok yaşarmıyor yani. Zaten bu aralar çok gece bağırdığı için de ağlamış oluyor ama. Yiyin mama verince daha. Evet. Çok sevdiği bir şeyi yediği zaman. Sıkın burayı bana bana. Dur bakalım. Ya burnunu sürün, burnunu yalan. Biz hani çayla falan siliyoruz. Ona devam etmelisiniz zaten. Dur bakalım. Dur bakalım. Ona da bakayım. Bekleyin. Dur 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 bir şey. Kokuyor. Aklını başından alıyorum. Bak bak aklını sürdüm. Hadi yala. Bu da inanmıştır. Şey var mı? Böyle rahatsız edebilecek onu evde herhangi bir şey, gözünün de alerji yapabileceği bu bir koku olabilir, sigara olabilir. Ondan sonra parfüm kokuları, çamaşır suyu ya da yatakların altına girip tozlu alanları bulunuyorsa sehpaların altında. Aslında bunu tetikleyen altta bir başka neden var. Tamam, biz o zaman bir süre bir takip edelim bakalım. O da duruyor. Evet, yani onu bir gözlemleyelim. Şimdilik bir damla damlatmaya başlayalım gözüne. Tamam. Oraya bir düzenle sokalım. Çünkü oradaki damarlar bir büyüme var gerçekten. Ya aslında bir damla kullanıyorduk da şu an aşırı bilemedim. Arkasında ama hani bir süre kullanmayı bıraktım açıkçası. Anladım. Geçmiş gibiydi çünkü. Evet. Al. Kokla. Onları tekrar böyle gözden geçirelim. Takip altına alalım. Şimdi sana bir iğne yapalım dostum. Ver bakalım. Dostluk. Kızıyor mu iğneye çok? Of. Evden falan yemek isterse. Gerçi şu an aramız iyi gibi ama o yine de öyle kalmıyor ya. Ben de içinde şöyle. Hmm, evet. Ben bayılıyorum. Bazısı için ne bir şey diyor. Bak sen bunu al burada kokla burada işte bunu. Bir şey yok. Çok sinirlendim. Hiç beklemiyordu o kadar mamadan sonra. Tamam dur. Şunu da yapalım. Bırakma. Bırakma beni tırmalama. Hayır bir çıplak yere vuruyorsun ha maşallah. Bırak. Tamam bırak. Bırak onu. Tamam bırak.
Aferin. Çiçeği koyalım tekrar telefona. Sonra gönderelim. Bugün yani şey sevmiyoruz. Hazır mısın? Gidiyor muyuz? Hadi koş. Aferin sana. Yakıyor. Acıyor, acıyor. Evet, acıyor. Tamam, sakin ol, sinirlenme. Görüşürüz. İyi bak kendine, olur mu? Görüşürüz. Seni seviyorum. Görüşürüz. Bak, görüşürüz. Şuraya koyuyorum, yersin, olur mu? Ye, sinirlisin, ye. Ye birazcık. Dur, şeyde... Şöyle bak, şuraya koyuyorum. Bunu yolda yer misin lütfen? Beni affedersin belki o sayede. Ha? Şuraya bir parça bırakıyorum annesi. Tamam. O yiyecek ona eminim ki. Arabada yer mi? Buradan hiç yoktan ayrılmıyorum. Bir şey kalsın aklında. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek?